günler sevgili basketbol severler. Asist'e hoş geldiniz. İsmet Badem'le birlikte. Ne oldu? Neyi saklıyorsun? Çok çok yakışmış vallahi. Vallahi senin üzerinde görünce kıskandım ama Gant çok güzel olmuş. Gant değil, Gant. Gant değil mi? Ne? Bilmiyorum. Ben Gant diye biliyorum ama Gant ne bileyim, mı? Ne bileyim, oğlum dahil kime rastlasam niçin siz Gant giymiyorsunuz dedi. Üşol işte giydik. Yakışmış. Peki USA mı diyorsun, USA mı diyorsun? USA. O zaman Gant. Gant mi diyeceğiz peki? Ama çok yakıştığını sanıyorum. Siz ne dersiniz? Evet, çok güzel. Şimdi çok dolu bir programımız var. Konuklarımızı demin gördük ekranda. Fenerbahçe bayan basketbol. Yani asist nerelere geldi? Tabii. Değil mi? Bayan basketboluna çok önem veriyoruz. Sen ve ben bayan basketbolundan yorum yapıyoruz, konuşuyoruz. Bahsediyoruz. Çok da bahsedeceğiz. Çok önemli iki konuğumuz var. Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin koçu Göksel Zeren ve yıldız oyuncularından Didem Akın bizlerle birlikte olacak. Didem'le Göksel'e soru sormak isteyenler için telefon numaralarımızı bir hatırlatalım. Asistini arayan bulur. Evet, telefonlara vakit bırakmak için bir an önce programı tabii başlayalım. Hemen. Şimdi salı günü çok önemli bir maç var Litvanya'da. İnşallah da gidebileceğiz. Basketbol ülkesi. Litvanya, sen gittin. Ama çok fakir ülke. Fakat kiliselerde insanlar duaya başlarken ülkemiz basketbolda dünyanın birinci sporu olsun diyor, sonra diğerlerine başlıyorlar. Peki bu kadar fakir ülke nasıl 3 tane eski NBA oyuncusu getirebiliyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ülkenin bütün servetini sanki basketbol getirmiş, bütün servet de o basketbolcuların emrindeymiş gibi. Düşün, spor bakanı, aynı zamanda da basketbol federasyonu başkanı eski dünyaca ünlü basketbolcu. Önemli bir ipucu bu. Tabii. Marçulianis değil mi? Kurtuniatis. Kurtuniatis mi? Evet. Yine şaşırdım. Şimdi Zalgiris Kaunas FSP'nin son rakibi, Final Four öncesi. Sen iki kere izledin. Evet. Seninle de biraz sohbet edeceğiz. Tabii. Ama arkadaşlarımız Zalgiris Kaunas'ı şöyle bir inceledi. Bir teraziye koydular, tarttılar. FSP senin şansı nedir? Onu izleyelim. Sonra seninle sohbet edeceğiz. Çünkü Kaunas'ı en iyi tanıyanlardan birisi. Sağ ol. FSP sen mi, Zalgiris Kaunas mı? Kimine göre saha dezavantajına rağmen Efes ağır basıyor. Kimine göre de Ülker Spor'u hiç zorlanmadan eleyen Zalgiris, kupanın en büyük favorilerinden. Kadrosunda 3 eski NBA oyuncusu bulunduran ve Litvanya milli takımının iskeletini oluşturan Zalgiris'e karşı Efes'in şansı nedir? Hem bu soruya yanıt bulmak hem de artı ve eksilerini ortaya çıkarmak için Litvanya ekibini asist kantarına koydum. Thais Edney, yüksek tempoda penetreleri ve penetre pasları ile etkili. Ancak şutuna pek güvenmeyen bir oyuncu. Genelde kendisi kadar çabuk ve kendisinden daha güçlü gardlar karşısında çok zorlanıyor. Set hücumunu sevmiyor. Maskolinas ile Litvanya milli takımında ilk 5 oynasa da gösterişsiz, sağlamcı stili ve takım oyunu tutkusu yüzünden ismi pek duyulmamış bir oyuncu. Anthony Bovi, Stone Bergas, Adomaitis, Masuilis ve Zukaukas gibi isimlerle bu pozisyonlarda Zalgiris çok büyük bir kadro genişliğine sahip. Oyuncular diri kalıyor ve maç sonlarını iyi oynuyorlar. Bu grup çok top çalarak Zalgiris'in istediği tempoyu yakalamasını da sağlıyor. Stone Bergas Avrupa'nın en büyük yıldızlarından biri olmaya çok yaklaştı. Efes'in üstünlüğünün en belirgin olduğu mevki. Zukauskas çok iyi top kesen, hücum reboundu kovalayan ancak başka özelliği olmayan bir uzun. George Zidek ise Çek Cumhuriyeti milli maçlarında gösterdiği başarıyı son zamanlarda Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtmaya başladı. Sırtı dönük, etkili oynuyor ancak devamlılığı konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kazlauskas, Litvanya milli takımının da koçu. Oyun sıkışınca ağırlığını koyan, yaratıcı ve değişik çözümler üretebilen bir koç değil. Ancak oyuncularını çok iyi tanıyor. Sistem, yılların sistemi. Zalgiris'te çok iyi savunmacılar var. Ancak takım savunmasını iyi yapıyorlar demek zor. Tempoyu yakalayamadıkları maçlarda 70 sayı geçemiyorlar ve genelde yeniliyorlar.
ancak Avrupa Ligi'nin en skorer takımı. Sete set hücuma kaldıkları zaman daha çok bireysel gayretler ön plana çıkıyor ve dengesiz atışlar zaten iyi geriye koşmayan Zalgiris'in kolay sayılar yemesine yol açıyor. Saha avantajı Zalgiris'te ancak Efes Pilsen Avrupa Ligi'nde çok tecrübeli ve deplasmanda kazanmasını biliyor. Bu tur Efes Pilsen'in savunması belirleyecek. Sert savunmalar karşısında Zalgiris oyundan düşüyor. Namoski tempoyu kontrol etmekte usta bir oyuncu. Aydın Örs faktörünü de eklersek Efes Pilsen'in bu sezon şeytanın bacağını kırarak Final Four'a vizeyi alma olasılığı rakibine göre biraz daha fazla. Asist sen bir tanesin. Ne diyorsun? Vallahi iki cepheden bakıyorum. Eşleşme yani match-up'ta mı yoksa takım oyununda mı? Bana göre takım oyununda Efes Pilsen ağır basıyor. Match-up'ta da eşleşmelerde de bazı oyuncularda üstünlüğümüz var. Ancak şu bir gerçek, takım oyununu yani Amerikalı oyuncular sanki doğma büyüme Litvanyalı gibi. Gerek bu bir olsun ki onun kariyeri hakkında ve Edney hakkındaki kariyer gerçekten çok iyi bir kariyeri var. Böyle, öyle bir takım halindeler ki Zagauskas kardeş demiyoruz ona. Uzun kısa. Aynı, uzun kısa diyoruz. Kısası çok iyi şutör, uzunu çok iyi pivot, çok sert bir oyuncu. Yani inanılmaz bir savaş olacak. Bir kere bizim anlattığımız maçta sahanın kenarındaki efekt yansımamış. Böyle bir çığlık, böyle bir ıslık olamaz Murat. Anlatırken şaşıracaksın. Çünkü oradan iletişim kurmak da biraz zor oluyor Türkiye ile. Nasıl bir çığlık, nasıl bir basket ülkesi bilemez. Peki ne diyorsun yani sonuç? Efes geçecek. Geçecek, zor da olsa zor geçecek. Geçecek. Şimdi Efes'in hedefi Final Four'a kalmak. Final Four'a kalmış bir takımımız var. Evet. Galatasaray bayan takımı. Onların da önümüzdeki günlerde çok önemli maçları var Final Four'da. Ekrem Memnun'u bir türlü buraya çağıramıyoruz. Her cumartesi maçı var. Ondan bizim arkadaşlarımız gitti, Ekrem'le konuştu. Bakalım rakipleriyle ilgili neler söylüyor. Türkiye'de bayan basketboluna damgasını vuran Galatasaray bu sezon 1-2 gerçekleştirip Final Four vizesi aldı. Bu başarının altında oyuncuların emeğinin yanı sıra genç bir koçun da imzası bulunuyor. 29 yaşındaki bu koçun adı Ekrem Memnun. Hırslı kişiliği ve disiplinli oyun anlayışıyla tanınan Memnun, Final Four'daki rakipleri Slovak Ruzenberok'u değerlendirdi. Ruzenberok çok iyi bir takım. Önemli oyuncular aynı oyuncular. İşte Biekova, Jirko, Kovakova. Çok işte çok iyi bir Moldovalı pivotları var. Svisceva. Vallahi Ruzenberok bu turnuvanın her zaman en dal takımlarından biri oldu. Bunu yenmek için yapmamız gereken bizim de bir basketbol oyunu tarzımız var. Biz aynısını oynamaya çalışacağız. 75 günde 24 maç oynadık. İşte son 8 günde 5 maç oynadık. Ya biz kadromuzda yani işte belli 6-7 oyuncuyla oynuyoruz. Tabii çok ağır geçiyor bizim için. Şimdi hemen de playoff başlıyor. Dinlenecek pek fazla hazırlanacak da bir zamanımız yok. İşte bunları bu arada bir şekilde iyileştirip, idareyi kullanıp Final Four'a yetiştirmeye çalışacağız. Galatasaraylı bayanlar koçları Ekrem Memnun'u asiste anlattılar. Çok karizmatik bir insan, iyi bir koç. İyi bir koç olduğuna inanıyorum. Gerçekten basketbolu biliyor. Ekrem Memnun deyince aklınıza ne geliyor tek kelime? Disiplin, hırs, otorite. Ekrem Memnun dışarıda arkadaş gibi fakat saha içinde çok disiplinli bir koçtur. Ben asiste asist demem, asist basket olmayınca. Evet, Galatasaray'ın daha biraz süresi var Final evet. Four'a kadar ama onlara da başarılar diliyoruz. Efes'e de başarılar diliyoruz. Koçlardan başladık. Koçlarla evet. Devam edelim. Geçtiğimiz hafta milli takımın kadrosu grubu belli evet, olmuştu oldu. Avrupa finallerinde. Erman'la geçtiğimiz hafta konuşamadı bizim arkadaşlar ama bu hafta konuştular. Biz gruptan biraz bahsetmiştik. Şimdi Kukoç oynayacağını açıklamış galiba. Evet. Murat'ın senin beyanatını duymuş, asıl programını seyretmiş, geliyorum demiş. Ben hala %100 emin değilim onun geleceğine. Yani Raja oynasaydı o zaman Avrupa şampiyonu olma şansı çok artıyordu tabii Hırvatistan'ın. Tabii. Bence o zaman Kukoç gelirdi ama Erman da diyor ki sezon bu sene erken bitecek Chicago için. Tabii. Oradan gelecek. Bakalım Kukoç gelecek mi Hırvatistan? Çünkü onunla hakikaten birdenbire sınıf önemli atlıyor. Tabii. Çok önemli bir oyuncu. Erman Kunter'in grubumuzla ilgili görüşlerini aldık. Bakalım Erman neler söylüyor. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda
ki statüye göre ilk üçe girmek lazım birinci seride, yani ilk grupta. Şimdi şöyle baktığımız zaman İtalyanlar tabii güçlü bir takım. Herkes onu biliyor. İki kere yendiler bizi grup maçlarında. Hırvatistan şampiyonluk potansiyeline sahip bir kadrosu var. Fakat genellikle bu kadroyu bir araya getiremedi bugüne kadar. Getirdiği zaman da işte olimpiyatlarda ve dünya şampiyonluğunda çok başarılı oldu. Finallere kadar çıktı. Bosna-Hersek de büyük bir çıkış yaptı bu elemelerde ve grup birincisi olarak Litvanya'nın ve Hırvatistan'ın bulunduğu gruptan birinci olarak çıktı. Hedeflerden bir tanesi tabii ilk önce ilk gruptan çıkmak, daha sonra da altılı oluşturulacak olan gruptan ilk dörde girerek ilk sekize en azından Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazanmak. Eksiklerimiz dediğim gibi işte bir physical problemimiz var. İtalyan takımına boy üstünlüğü bize sağlıyorlar bazı pozisyonlarda. Spesifik idman yapmak lazım İtalyan takımına karşı. Tabii bir hazırlık yapacağız. Uzun adamlarına tedbir alacağız. İtalyan takımı da tabii son Avrupa Şampiyonası finalisti. Milli takım iyi savunma yaptı. Bu bir gerçek. Bu Avrupa Şampiyonası'nda savunma biraz ön planda olacak. Biraz daha fizik ağırlığı olan takımların başarılı olacağını düşünüyoruz. Düşük skorlarla oynanacak bir Avrupa Şampiyonası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden müdafaa çok bizim için önemli. Bence hücumdan daha önemli olacak. Biz bir taraftan tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece almaya çalışacağız. Bu zaten birinci hedefimiz. İlk altıya girmek, olimpiyatlara katılmak. Artı bir taraftan da 2001'de Türkiye'de oynayacak olan A milli takımında artık çekirdek kadrosunu iyice oluşturmak. Orhun milli takımımızın kaptanı bizim. O yüzden yani Orhun'un olmamasını ben şahsen düşünmüyorum. Böyle bir şey olmaz. Ve Türkiye'de maalesef bu bir yaşlılık sendromu var. Sakatlık haricinde ben daha Orhun'un Türkiye Türk milli takımına vereceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli 3 tane arka arka Avrupa şampiyonası görmüş bir oyuncu Orhun. Kerem de faydalı olacak, Orhan da faydalı olacak. Hepsi faydalı olacaklar. Daha başka yeni isimler de olabilir. Onlar da faydalı olacak. Biz orada bütün oyunculardan maksimum %100 performans ve %100 fayda sağlamak zorundayız. Ben asist demem, asist basket olmayınca. Evet, antrenörlerin görüşlerini aldık. Tempo biraz düşüktü. Arttıralım mı tempoyu? Evet. Çok hemen. Güzel bir klip var. Hemen. Şimdi Avrupa'nın en güçlü ligi bizde diyoruz. Değil mi? Evet. Ben inanıyorum bu çok sene. Çok da para alan oyuncular da var bizde. Evet. Avrupa'nın en güçlü ligi ama Avrupa'nın en pahalı liglerinden de biri. Hatta belki Yunanistan'dan sonra ikinci.
Bunu araştırmak lazım tabii. Araştırmış bizim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte izleyelim. Avrupa oyuncu borsasının kalbi artık Yunanistan ve Türkiye'de atıyor. Artan vergi oranları ve azalan yatırımlar nedeniyle Avrupa'da yabancılar için cennet haline gelen Yunanistan'da yabancı oyuncular yılda ortalama 475 bin dolar kazanırken bu rakam Türkiye'de 430 bin dolar civarında. Yunanistan ve Türkiye'de ödenen paraların yüksek olmasının bir sebebi de yapılan kontratlara takımların saygı göstermemesi ve bu iki ülkenin federasyonlarının bu konuda sessiz kalması. Kıtanın en iyi liglerinden birinin oynandığı İtalya'da yabancı oyuncular 380 bin dolar kazanırken 280 bin dolarla İspanya 4. sırayı aldı. İsrail'de bir yabancı oyuncu ortalama 145 bin dolar kazanırken Fransa 120 bin dolarlık ortalamasıyla sıralamada oldukça gerilerde kaldı. Tabii bu paraları değerlendirirken bu ülkelerdeki vergi kanunlarından dolayı rakamların tam olarak gösterilmediğini, ayrıca 2. ve 3. ligde de çok sayıda yabancı olduğunu unutmamak gerek. Avrupa'nın en pahalı oyuncular listesinde Yugoslav ekolü ilk sıralara ambargo koymuş durumda. 2 milyon 400 bin dolarlık kontratıyla Panathinaikos'un Hırvat pivotu Dino Radja en pahalı isim olurken, 2. sırada Kinder'in süper forveti Predrag Danilovic 2 milyon dolarla yer aldı. Bu arada Barcelona'nın 1,5 milyon dolarlık oyun kurucusu Sasha Djordjevic ise Avrupa'nın en pahalı 3. basketbolcusu durumunda. Türkiye'dense sıralamaya Efes Pilsen'in Makedon gardı Petar Namoski ve Zoran Savic, Tofaş'ın pivotu Rashad Griffith ve David Rivers'la Fenerbahçe'den İbrahim Kutluay girmeyi başardı. Ülkemizde vergi dışı kalan bu rakamların bundan sonra vergileneceğini düşünürsek, ülkemizde en pahalı yabancıları daha ne kadar görebileceğimiz ise merak konusu. Boyum 2.12, kilom 113, yaşım 23. Hoşlandığım müzik, işte kulağıma hoş gelen her türlü müziği dinlerim ben. Kullandığım koku, şu an Hugo Boss kullanıyorum, Bulgari. Kullandığım koku, Bulgari. Arabam Mercedes, CLK. Hoşlandığım müzik, Türk pop müziğini seviyorum. Onun dışında da yabancı popu dinliyorum. Basketbol bayanlarda Avrupa şampiyonu Süper Spor'da belli oluyor. Euroleague'de Final Four'da ilk Türk takımı Galatasaray, Türkiye'nin ilk ve tek spor kanalı Süper Spor'da Avrupa şampiyonluğuna koşuyor. Basketbol severler, 6-8 Nisan'da Euroleague'de bayanlar final grubunda cimbomla coşmak için Süper Spor'da buluşalım. Süper Spor, Türkiye'nin spor kanalı. Boyum 1.84. Evet. Gent giyerim. Kullandığın koku? Kolonya. Senin var mı? Ben daha ziyade değişik kokular kullanıyorum. Her gün başka bir şey. Evet. Şimdi Avrupa'nın en pahalı takımlarından biri Tofaş, Saporta'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama ondan sonra iki deplasman maçı, biri Efes'e karşı Türkiye Ligi'nde, biri Ülker'e karşı Türkiye Kupası'nda ve iki galibiyet. Çok önemli. Çok önemli galibiyetler. Evet, şimdi Türkiye Kupası'ndaki Tofaş Ülker Spor maçını bir hatırlayalım. Türkiye Kupası çeyrek final turunun en önemli karşılaşmasında Ülker Spor'la Tofaş Abdülpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Saporta Kupası'nda elendikten sonra tüm gücünü lige ve Türkiye Kupası'na yönelten Tofaş karşılaşmaya iyi başladı. Bursa ekibi Rivers'ın sayılarıyla 4. dakikayı 8-5 önde geçti. Ülker Spor'un hücumdaki üst üste top kayıpları, Rimaç ve Rivers'ın 3 sayılık basketleri Tofaş'ın 9. dakikayı 23-17, 13. dakikayı 30-24 üstün geçmesini sağladı. Bu dakikadan sonra Tofaş'ta yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Ülker Spor toparlandı ve özellikle yeni oyun kurucusu Williams'ın dışarıdan attığı basketlerle son 7 dakikalık periyotta 18-4'lük seri yakaladı. Devreyi de ev sahibi takım 42-34 önde kapattı. Oyunun ikinci yarısında savunmasını sertleştiren Tofaş, 4 dakikalık bir süreçte 9 sayı üretip rakibine sayı şansı vermeyince 43-42'lik üstünlüğü yakaladı. Pot altını iyi savunan Bursa ekibi, Ülker Spor'un en önemli hücum silahı olan Harun'u da Alper'le kilitledi. 30. dakika 54-50, 35. dakika 65-59 Tofaş lehine geçilirken kalan sürede Williams ve Kotorovic'in gayretleri sonucu değiştirmedi ve maçı 83-74 kazanan Tofaş, Türkiye Kupası'nda adını Final Four'a yazdıran ilk takım oldu. İyi oynadık, çok sert müdafaa yaptık. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu dış sonuçta beklenmedik bir şekilde yedik, çok kötü oldu.
Ondan sonra tabii hedeflerimizden bir tanesinde elenmiş olduk. Lige ağırlık verdik. Tabii Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligi birinci bitirmek için Efes'i yenmek zorundaydık. Efes'i yendik, 1-1 yaptık. Şimdi ülkeyle kupada yenmek zorundaydık ileri Final Four'a gitmek için. Onu da kazandık. İnşallah bundan sonra hedef şampiyonluk her iki tarafta da. Bence kötü bir günümüzdeydik. Topkış takımı da iyi mücadele etti. Atlı bir galibiyet aldılar. Onları kutlarız. Bundan sonra bütün yoğunluğumuzu lige vereceğiz. Ümit ediyorum ligdeki şampiyonlukla bu kupadaki eksikliğimizi telafi edeceğiz. Evet, David Rivers. David Rivers Oyak Renault maçında, Murat Paşa maçında diğerlerinde oynuyordu ve zannediyorum ki Topaş en iyi point guardı, Avrupa'nın en iyi yıldızı ve zaman zaman dilimizden düşmeyen büyük yıldızdı. Herhalde Efes Pilsen'i ve Ülker'i de Oyak Renault mu sandı, ne yaptı? Yok, zannetmiyorum da iyi oynadı. Özellikle Ülker maçı da çok iyi oynadı. Efes maçı da çok kritik 2-3'lük soktu. Ama David Rivers zaten, yani Olympiakos'ta, Bologna'da, Antip'te her yerde şampiyon olmuş bir oyuncu. David Rivers geldiği zaman iki hedef. Biri Support'a, biri Türkiye'de. Türkiye'de gelecek sene Süper Lig'e. Ligi. Yani Euro Lig'e girecek bir takım olmak istiyoruz dedi. Support'a kupasında elendiler. Bütün şimşekleri üzerine çekti David Rivers. Oysa bence Support'a kupasından daha önemli Topaşlar hiç üzülmesin, Bursalılar hiç üzülmesin. Bir de Bursalı seyirciler Türkiye'de ilk defa defans defans diye bağırmaya başladılar. Bu da basketbol seyirciler adına mükemmel. Bir de rematch'la Griffith özellikle böyle oynasaydı Support'a kupası maçında. Tabii. Çünkü ikisi de çok kötüydü. Yine Tofaş bence turu geçerdi. Ülker için şu. Ülker için hedef azalıyor. Yani hedefler evet. Azalıyor. Şu anda Türkiye Kupası gitti. Grup Türkiye Ligi'ni birinci bitirme şansı azaldı. Şu anda hedef playoff'ta birinci olarak şampiyon olmak. Ülker için hiç kolay değil. Bence koç, idareci, antrenör, oyunculara çok iş düşüyor. Evet, şimdi pahalı oyuncular bayanlarda da var. Belki de Avrupa'nın en iyi bayanlarından biri de Türkiye'de Fenerbahçe forması giyiyor. Evet. Az sonra konuklarımızla da o oyuncuyu konuşacağız ama Clarissa Davis hakikaten değil mi? Müthiş çok, bir oyuncu. Çok. Yani gelmiş geçmiş en iyi bayan oyunculardan biri ve Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'nin kazanmasında da çok büyük payı var. Birçok zaman acaba onu erkek takımlarda oynayabilir mi diye düşündüğüm olmuş. Sakatlanmadan önce oynayabilirdi ama. Smaç vuruyordu. Evet. Şu haliyle biraz zor ama konuklarımıza onu da sorarız. Bayan basketbolunda önemli isimlerden biri de hiç şüphe yok ki Clarissa Davis. Amerikalı oyuncu kariyerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Olimpiyat altın madalyası, İtalya'da Como takımıyla Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attı. Daha sonra Galatasaray'la 3 sezon 3 şampiyonluk yaşayan Clarissa bugünlerde Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. Galatasaray'ın son 8 şampiyonluğunun ardından gözünü bu ünvana diken sarı lacivertlerde koç Göksel Zeren'le takım kaptanı Serap Köz, Clarissa Davis'e çok güveniyorlar. Çok büyük bir lider. Bizim takımımıza geldi. Bu liderlik üstlendi. Bizim takımımız tecrübeli ama lideri yoktu. Saha içinde, saha dışında olsun tecrübelerini arkadaşlarına anlatıyor. Bence Türkiye Bayan Basketbol Ligi'ne gelmiş en iyi Amerikalı oyuncu. Daha önceki geldiği sezonlarda da bu böyleydi. Bu sene için de bence bu geçerli. Takımı bence çok büyük fark ettirdi. Çok büyük değişiklikler oldu takımda. 32 yaşında olmasına karşın ilk günkü heyecanını yitirmeyen Davis, basketbol felsefesini ve Fenerbahçe'deki hedeflerini asiste değerlendirdi. My philosophy basically is ben ne zaman bir işin başına geçsem elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Basketbol benim için bir yaşam amacı değil. Bunun NBA'de intihar eden ya da kanser olan oyuncular tanıyorum. Bu sadece bir oyun ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bugün Fenerbahçe'de oynuyorum. Şampiyonluk için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Fenerbahçe'de herkesin en büyük amacı Galatasaray'ı yenmek. Kazanırsak her şey yolunda. Sporcu bu nedenle her gün kendini aşmaya ve bir sonraki maçı kazanmaya konsantre olmalı. (Gülüyor)
No, I'm not going to come back to Turkey. Gelecek sezon kesinlikle Türkiye'de kalmayacağım. Belki bu yaz Amerika'ya dönüp Women NBA'yi deneyebilirim. Ya da 10 yıllık profesyonel yaşantımın ardından noktayı koyabilirim. Artık aileme zaman ayırmam gerekiyor. Evet, Clarissa'yı ve Fenerbahçe'yi biraz sonra konuşacağız. Basketbolda en enteresan ailelerden biri Kahyaoğlu ailesi. Vallahi çok büyük yıldızlar durumunda değiller ama babayla karşılıklı oynadım, Ali ile. Çok heyecanlı tabii, çok heyecanlı. İyi oyuncu muydu? İyi oyuncuydu. Çok iyi mücadele eden, çok iyi savunma yapan, çok delip fişek bir oyuncuydu. Doğan Akkimez'e çok benzerdi oyunu. Ama oğulları da çok iyi. Hele ben yani uzman değilim ama Ömer'de çok özellikle çok ilginç takım özellikler var. Eğer geliştirmeye devam ederse Avrupa'nın sayılı savunma yapan kısalarından biri olabilir gibi geliyor bana. Yalnız öyle enteresan ki sağ elini de sol elini de çok iyi kullanıyor. Ben Ömer'in Mehmet'i değil birçok oyuncuyu kolayca geçeceğine inanıyorum. Evet, şimdi Kahyaoğlu biraderleri yakından tanıyor. Her branşta olduğu gibi basketbolda da dayanışma ve ekip çalışmasının payı büyüktür. Birbirini iyi anlayan oyuncuların başarısı da o oranda artar. Basketbolcuların iyi anlaşmaları da yıllarca yan yana oynamalarından kaynaklanır. Bu uyum ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini de Dağ Şafakları'nın iki kardeş basketbolcusu Ömer ile Mehmet gerçekleştiriyor. Ve onları şu anda Boğaz'da gezinti yaparken bulduk. Evet, Mehmet, Ömer. Boğaz'da manzara güzel, gezmeye çıkmışsınız. Güzel bir yer değil. Buraya daha sık gelmek lazım. Yorgunluğunu alıyor insanın. Tertemiz havası var. Boğaz'ı görüyoruz. Mehmet ve Ömer Kahyaoğlu kardeşlerle Boğaz'a nazır yaptığımız söyleşide konu elbette ki basketbol ve Darüşşafaka oldu. Birbirlerine her konuda destek veren ve yeşil siyahlıların başarısı için ter döken Kahyaoğlu kardeşlerin en önemli özelliklerinden biri de babaları Ali Kahyaoğlu'nun Darüşşafaka kulübünde başkanlık yapmasıydı. Babanız aynı zamanda Darüşşafaka Spor Kulübü'nün başkanı ve siz babanızın kulübünde bir anlamda basketbol oynuyorsunuz. Bunun avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Herkes avantaj falan oluyor zannedebilir ama bence çok dezavantaj. Çünkü insan daha çok strese giriyor. Bir de devamlı evde de berabersiniz. Devamlı evde basketbol konuşuluyor. Ondan sonra yani benim için biraz daha stresli oluyor. Yani biraz daha oynayacağın oyunu oynayamıyorsun maçta. Bence babanızın kulübünüzün başkanı olmasından çok bir kulübün başkanı olması bilgili bir insanın size yön vermesi bakımından çok önemli. Bence en büyük avantajı bu. Eğer bir dezavantaj bulmam gerekiyorsa da illa abimin söylediği gibi stres olabilir. Bir de her zaman davranışlarınıza dikkat etmek zorundasınız. Tam kendiniz gibi davranamıyorsunuz çünkü eğer yanlış hareketlerde bulunursanız zaten her zaman öyledir ama yine de babanızın kulübü olduğu için arkanızdan daha çok laflar söylenebilir. Yani biraz daha dikkat etmek lazım davranışlara. Kahyaoğlu kardeşlere aynı takımda oynamanın avantaj ve dezavantajlarını sorduk. Şöyle bir dezavantajı olabilir. Devamlı evde de burada da devamlı basket konuştuğumuz için arkadaş biraz da abilik yapar bana. Abilik yapıyoruz ama işte herkesin kardeşinin iyi olmasını ister, ona söylüyorum. Zaten o kendisi çok disiplinli, söylemeye bile gerek yok. Bir ara mikrofonu elimizden alan Mehmet Kahyaoğlu, kardeşi Ömer'e soru yağdırmaya başladı. Son günlerde çok iyi oynuyorsun. Dışarıdan seyrediyorum seni. Vallahi Allah senden razı olsun, ne diyeyim. Ya şimdi işin gerçeği tabii, iyi oynamak herkesin hoşuna gider ama ben seninle beraber oynayacağım günleri bekliyorum iyi oynamaktansa. Ne de olsa aynı şeyleri paylaşıyoruz burada. Ömer geri kalır mı? O da abisine sorular yöneltti. Ligde ne yaparız bu sefer? Nereye kadar gideriz bu? Ligde bu sene bir ilk 4 oynarsak iyi olur. Yani bizim için başarı sayılabilir. Ama yapabildiğimiz en iyisini yapacağız. Gideceğiz inşallah sonuna kadar gideceğiz. Yani bırakmak yok bu sene diğer sene gibi. Mehmet ile Ömer kardeş basketbollarını Darüşşafaka'da oynuyorlar. İkisi de genç, ikisi de başarılı. Efendi kişilikleriyle de parmakla gösteriliyorlar. Aman nazar değmesin diyor ve iki kardeşe de başarılar diliyoruz. Ben bir daha pay yaptım. Ben basketbolu seviyorum ya sen? Ben asisti seviyorum ya sen? Ben basketbolu seviyorum ya sen?
Ben asisti seviyorum ya sen? Ben basketbolu seviyorum ya sen? Ben asisti seviyorum ya sen? Ya sen? Ya sen? Ya sen? Ya sen? Olmaz mı? Evet. Çok keyifli olmuş. Çok güzel olmuş. Bir heyecan da şimdi Gannett USA'nın memleketinde evet. Başladı. NCAA'ler. Dün akşam da Süper Spor'da ilk maçı yayınladık. Çok hızlı gidiyor NCAA'ler. Tabii Amerika'daki o hıza ayak uydurmak mümkün değil ama ilk 16'ya yani onların Sweet 16 dedi. Ben de tatlı 16 dedim. Uymuş mu? Çok güzel. Çok tatlı olmuş. Tatlı 16'ya kalan takımlara bir bakalım. Şimdi Batı grubunda Connecticut, Iowa, Florida, Gonzaga. Connecticut bu grupta birinciydi. Yani bu grubun favorisiydi. Ama Iowa 5. sıradan geldi. Florida 6. Gonzaga inanılmaz bir sürpriz. 10. sıradan şeye kadar geldi. Tatlı 16'ya kadar geldi. Daha da gidebilir. Çok enteresan bir takım. Yıldızı yok ama çok iyi oynuyorlar. Evet, Batı grubunda durum böyle. Biliyorsun 4 grup var NCAA'lerde. Şimdi öbür gruplara da bir göz atalım. Güney grubunda 1. Auburn Ohio State ile eşleşti. Dün akşam bu maçı verdik ve Ohio State büyük bir sürpriz yaparak Auburn'u eledi. Yani 1. takımı eledi. St. John's ve Maryland'da ilk 16'ya kalan diğer iki takım. O maçı da bu akşam Süper Spor'da veriyoruz. Güney grubunda durum böyle. Devam edeyim mi? İki grup daha var. Tabii. Doğu grubunda Duke ki şampiyonanın büyük favorisi. Doğu'da da 1. başladı. Yine çok sürpriz bir takım. Southwest Missouri State ile eşleşti. Southwest Missouri State 12.'den geldi. Ve Temple evet. Ve Purdue ki bunların ikisi de sürpriz sayılır. Biri 6.'ydı bu grupta. Öbürü de 10.'ydu. Yalnız çok enteresan. Big Ten'den ilk 16'ya 4 takım kaldı ki uzun yıllardır böyle bir başarı yakalayamamışlardı. İşte Michigan State o 4 takımdan biri Big Ten'den kalan. Ve Orta Batı grubunda 1. Onlar Oklahoma ile eşleşti. Yılların favorisi Kentucky yoluna devam ediyor. Miami of Ohio ile eşleşti. Çok sürpriz bir takım ama Amerikan basınının yeni Larry Bird dediği orada bir oyuncu var. Ben de onu söyleyeceksin. Erken mi acaba şimdiden yoksa göze batan oyuncular var mı? Yani gelecekte çok büyük ışıklar şimdi var ama iki lig arasında çok büyük fark olduğu için. Evet. Şimdi mesela 1.82 boyunda çok iyi 2 numaralar var NCAA'de. Çabuk oyuncular. Ama NBA'de bir oynamaları gerekiyor. O birikimi yok point oynamak için. Kayboluyorlar. Aynı şekilde NBA'de çok iyi 2 metre boyunda pivotlar var. Evet. Ama NCAA'de NBA'ye geçtikleri zaman 3 oynamaları lazım. Kayboluyorlar. Ama çok iyi oyuncular var. Özellikle Duke takımında bir iki tane ileride çok büyük yıldız olacağını herkesin söylediği oyuncu var. Zaten Duke zannediyorum ki finale kadar gidecek gibi geliyor. Çok iyi bir takım. İzleyecek misin NCAA'leri? Tabii din ya. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönelim. Koray Mincinoz'u bu sene yani ligin başarılı flash antrenörlerinden biri. Galatasaray'da bütçesine göre çok iyi neticeler alıyor. Koray'ın bir takım arkadaşları varmış. Zaman zaman basketbol oynadı. Ben de yeni öğrendim bunu. Kaseti seyredince çok keyiflendim. Öyle mi? Ben daha seyretmedim. Bakalım kim bu arkadaşları? Darüşşafaka Spor Salonu'nda geçtiğimiz günlerde ilginç bir karşılaşma oynandı. Galatasaray koçu Koray Mincinözlü bir dönem yardımcılığını yapan ancak sonraları basketbolu bırakıp bambaşka bir alana sinemaya yönelen Mustafa Altıoklar'la bir araya geldi. Bu isimler arasında yaşantısını basketbola adayan sadece Koray Mincinözlü'ydü. Diğerleri ise farklı alanlarda isimlerini duyururken basketbol yeteneklerini yitirmedikleri de gözden kaçmadı. Şimdi sizleri bu özel randevudan görüntülerle baş başa bırakıyor ve bu ünlü isimlerin basketbolu ne kadar oynayabildiklerini dikkatle izleyin diyoruz. Showtime! Harper! And then with Michael all over him. Antonio Davis draws a double. Best. Now it's Jordan on Jackson. Here's Rose driving. Pull up jump from the team. Upside down and inside out. I'm about to shoot right. What's all about Larry now? Larry Bird was talking about. He gets into the lane. He passes to Dale Davis. And that's the day that you got to go to. That's the plan. And there's a double team. Pick up the cutter.
trying to guard Dort, but can't. Maç acayip iyi gidiyor, kondisyonumuz çok sağlam. Çekme abi, çekme şu halleri. Ne? Ah. Ben önce doktorum. 85 falan olmuş. Ölünkünü oradan bakalım ya. Açalım abi, bakalım kalp atıyor mu? Görmedin mi yani, ne biçim oynuyorum yani? Ya binler dışına taşımak yok. Binler dışına kaçmak yok. Aa, çok güzel. Koş, koş, koş. 12 yaşımdan beri basketbolla ilgiliyim. 12 yaşımda da rahmetli Osman Elverdi ile başlamıştım. Ortadoğu Üniversitesi öptü. Küçük takımında başladım. Şekerspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından olduğu bir dönemdi o. A takımda Zeki vardı, Doğan Akyemez vardı, Ömürden vardı. Çok çok iyi oyuncuları vardı Türkiye'nin. Nadir vardı. Ben de genç takımdaydım ve A takıma hazırlandığım bir dönemde Aydın abinin yıldız oyuncularından biri olarak bir trafik kazasında benim kırıldı. Sonra hep antrenörlük yaptım. Şekerspor genç takımını çalıştırdım. Sonra Galatasaray'da Koray'la beraber Galatasaray'da antrenörlük yaptık. O da 82, 83, 84 o senelerde. Ama o zamandan beri doğru düz basketbol oynamıyorum yani. Çok 40 yılda bir araya gelip oynuyoruz. İyi, iyi oldu böyle bir akşam yalnız. Bunların içerisinde bir kere birincisi en büyük fenomen Mustafa tabii, şimdi yokken anlatayım hepsini. Gördüğün gibi her alanda müthiş iddialıdır. Sonra diğerlerinden ben Cem'i de beğendim. Tam tersi Mustafa'nın o. Tamamen bütün şeylerin yeteri kadar dikkat çekmeyen işleri yapıyor. Ben Dennis Rodman gibiyimdir. Hiç atamam. Sıkı müdafaa yaparım. Güzel adam kaçırırım. Top tutarım. Alev yutarım. Kalede çok iyiyimdir. Üç top, havuz, Amerikan hepsini güzel oynarım. Yani basketin her türlü dalında muhteşemimdir. Şaka değil. Yani lafın gelişi de değil. 6 senedir kelimenin tam anlamıyla ilk defa basket topu değiyor elime. Beşiktaş Yıldız takımında bir süre oynadım. Sonra lisede, Atatürk Erkek Lisesi'nde oynadım. O sene şampiyon olduk. Benim oynadığım senelerde de işte Faruk Peker falan, onlar yani bir tek o tanınır şimdi. O vardı bizim okulda. Çok kısa bir dönemde Beşiktaş Genç'te oynadım. Hurşit koçluk yaparken. Maça döneyim diyorum ama linklerimizde bir arıza var. Ya dedikleri çok doğru. Benim eşim de eski basketbolcu biliyorsun Kıvanç. Bazen Mert'i alıp potaya iki top atayım diyorum. Yani bir yaştan sonra eğer bırakmışsan, ara vermişsen tekrar çok zor. Oynamak çok zor. Yani her yönden hak veriyorum. Nefes nefese kalıyorum şut atarken, yani bırak koşmayı. Şimdi konuklarımız gelmek üzere. Onlar gelirken de herkes bir haber turu izlesin. Yine NBA'de müthiş olaylar oldu. Geçtiğimiz hafta kadrosuna Stephen Marbury'yi katarak dikkatleri çeken New Jersey Nets'te şok. Yapılan takasların bilgisi dışında olduğunu iddia eden koç John Calipari görevinden istifa etti. İki yıldır takımın başında bulunan Calipari'nin yerine takımı Don Casey çalıştıracak. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan San Antonio Spurs çabuk toparlandı. Genç yıldız Tim Duncan'ın sürüklediği Spurs üst üste 9. galibiyetini alırken sezonun galibiyet serisini yakalayan ikinci takım oldu. Duncan ise bu 9 maçta 18.2 sayı ve 15.7 rebound ortalamasıyla oynadı. Iverson'la Philadelphia Indiana Phobos'unu yendi. Ligin sayı krallığında 28.6 ortalamayla ilk sırada bulunan Allen Iverson 15 Ocak 1994'ten bu yana Indiana Pacers karşısında kazanamayan takımını attığı 39 sayıyla zafere götürdü. Maç sonrasında Iverson galibiyeti Indiana'yı 4 yılda çalıştıran koçları Larry Brown'a hediye ettiğini söyledi. Maccabi'den Sheffer'e 4 yıllık öneri. Maccabi Tel Aviv'in başarı gardlarından Doron Sheffer'in bu yıl sona erecek olan sözleşmesini kulübü 4 yıl daha uzatma teklifi karşısında kararsızlığa düştü. Maccabi'de oynadığı 3 yıl için 1 milyon 200 bin dolar kazanan Sheffer, NBA'yi denemeyi düşündüğünü söyledi. Basketbol Slaveş'te, tersiste izlenir ama
Bu yaşta oynam. Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird ve adını sayamadığımız pek çok basketbol efsanesi. Hepsi NBA'de yıldız olmak için bu ligde oynadı. Amerikan basketbolunun yıldız fabrikası NCAA Playoff serisi Süperspor'da. Basketbol meraklıları, geleceğin en büyük starlarını Süperspor ayağınıza getiriyor. Süperspor, Türkiye'nin spor kanalı. Yardım, yardım, yardım. Bikini sıkıştırma. Reverse yaptı ya. İnanılmaz abi ya. O kadar kolay mı ya? Vallahi bir ha? Çok güzel atış. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Anne, hoş geldiniz. Buyurun. Yakalayamadım vallahi seni. Türkiye'nin en iyi müdafaasına karşı attın. Murat'ın dediği gibi. Bir dakika. Bir tarihlerde çok iyi savunmacıydım ama. Öyle mi? Tabii, sen dediğin gibi artık öyle müdafaa sensinde durmak kolay mı sanıyorsun? Kalıyorsun değil mi? Endeyiz. Kupayı getirdiniz mi? Kupayı getirdik tabii ki. Nerede? Ben kupa görmüyorum. Şilt'i getirdik. Şilt mi? Şilt, kupa yok mu bu sene? Bu sene şilt verdiler bize. Niye böyle oldu? Alalım onu. Seneye zaten Türkiye kupası değil, Türkiye şilti herhalde oynayacağız. Diyecekler. Nereye koyacağız? Şöyle Didem'in yanına koyalım. Ben pek oturmuyorum zaten. Tamam. Onun yanına. Niye böyle oldu şilt? Bir fikriniz var mı acaba? İlk önce tebrik ederiz. Onu da söyleyelim. Teşekkürler. Ne oldu Göksel? Bilmiyorum, bize Türkiye bunu verdiler, Türkiye Kupası, ama bizim için şilt veya kupa önemli değil. Netice önemli. Önemli olan oradaki şeyi birinci olarak bitirmek. Şimdi bu sene Galatasaray'la inanılmaz bir mücadeleye girdiniz değil mi? Ligde de çok çekişmeli maçlar oynandı. Ben ikinci maçın büyük bir bölümünü seyretmiştim. Başına yetişememiştim ama bir sayı bitmişti. Evet. Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ı elediniz. Bu sene neye bağlıyorsun Fenerbahçe'deki bu çıkışı? Kadroya mı yoksa Galatasaray mı zayıfladı? Antrenöre mi? Ama Göksel hep orada değil mi? Eskiden de oradaydı. Kaç senedir Fenerbahçe'desin? Ben 82'den beri Fenerbahçe'dim ama bir iki sene, son iki sene askerlik sebebiyle ara vermiştim. 82'den beri? Evet. 99? Kıvancı'nın da antrenörünü yapmıştım. Öyle mi? Tabii. Zaten... zaten... Telefon etmesin. Beden terbiyesi... İyi miydi aranız? Bundan evvelki kazandığımız Galatasaray'ın kupa 91 yılında beden terbiyesini kazanmıştık. O takımın kaptanı Kıvanç'tı. O kupayı da Kıvanç kaldırmıştı. Peki kaç yaşındasın? Ben 34. 34 ve 17 yaşında başladım. Evet, yani genç yaşta. Didem daha önce Galatasaray'da oynadı. Evet. Ondan öncesi? Ondan evvel Deniz Nakliyat'ta oynadım. Deniz Nakliyat. Daha evvel İstanbul Üniversitesi altyapım. Ama ilk evvela Ankara'da başladım. Ayşe abla ilkokulunda. Sonra kolej, sonra İstanbul'a taşındık ailem. Bayağı gezdin yani. Evet, bayağı. Fener'e bu sene geldin. Evet, bu sene ilk sene. İlk sezonu. Evet. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi? Hakikaten çok değişik bir camia ve çok mutlu oldum. İyi ki buraya geçmişim, transfer olmuşum. Galatasaray'da da tabii çok güzel yıllarım geçti ama. Kaç sene Galatasaray'da? 5 yıl oynadım. 5 yıl. Az değil. Az değil. Evet. Yani orada da 5 güzel... şampiyonluk. Evet, 5 şampiyonluk. Türkiye Kupası aldık orada da. 5 yılda Türkiye Kupası'nı Galatasaray mı kazandı? Evet, evet. Yani Türkiye Kupası Didem'i takip ediyor. Bence şampiyonluk da Didem'i takip edecek. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz da. Ya amacımız bizim lig şampiyonluğu. Evet. Şimdi telefonlarımız hazırmış ama biraz da sana da sormak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ı da yakından tanıyorsun. Galatasaray'ın şu Final Four olayı, şansları, biraz da onlara değinelim ilerleyen dakikalarda ama telefonları da çok fazla bekletiyoruz. Haklı olarak da zaman zaman eleştiriyoruz. Çabuk çabuk, çabuk cevap verelim. Hadi. Evet, ilk telefonumuz Eren Toksoy İstanbul'dan. Merhaba Eren. Murat abi merhaba, nasılsın abi? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, teşekkürler. Evet, seni dinliyoruz. Ben Didem abla bir sorum olacaktı. Didem abi merhaba. Merhaba. Bu Türkiye Kupası maçında Cimbom'la neden bu kadar zor bir maç oldu onu öğrenmek istiyorum. Çok değişik karşılaşma oldu. Sen izledin mi maçı Eren? Evet izledim. Balıkesir'deki. Balıkesir. Evet, o maç hakikaten bir kere taraftar olarak çok muhteşem bir taraftar vardı. İnanılmaz. Ben yani 5 yıl Galatasaray'da oynadım ama böyle bir taraftarla ilk kez bu sene karşılaşıyorum. Yani bu maçı kazanmamızdaki en büyük etkenlerden biri de onların desteğiydi. Hı hı. Artı bir rahat bir maç oldu bizim için. Yani başta bir 10 sayılık bir fark elde ettik. Daha sonradan bunu koruyarak 20 sayıyla bitti. Çok rahat bir maçtı bizim için. Ve takım olarak hepimiz çok inanmıştık. Herkes görevini iyi yaptı ve herkes gerçekten elinden geleni yaptı. O yüzden kolay bir maçtı bizim için, bizim açımızdan. Fenerbahçe'de şu
şu anda kaç eski Galatasaraylı var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Didem var, Clarissa var. Clarissa var. İki var diye ben düşünüyorum ama tabii basın 4 yazıyor. Çünkü Serap'la Arzu'yu da söylüyor ama Serap'la Arzu bizim yetiştirdiğimiz. Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a Fenerbahçe'nin bir bütçe olarak zayıfladığı sürede Galatasaray'a giden ve biz onları kendi oyuncularımızı geri aldık. Tekrar böyle şeyler düşünmek yaptınız. Ve konuşmak son derece lüzumsuz. İsteyen istediği yerde oynasın, son başarı önemli. Hayır, şu anda basketbol Bayanlar Ligi'nde yanılıyorsam da düzeltin. Çünkü hakikaten benim hatam çok yakın takip edemiyorum. Ama erkeklerde mesela 6 tane şampiyon adayı var. Evet. Belki daha da fazla. Bayanlarda bir Galatasaray, bir Fener var değil mi? Size rakip evet. olabilecek 3. takım var mı? Yani, evet. Yani 3. 4. takım şu aşamada yok ama genç arkadaşlar geliyor. Oyuncu sayısı artacak. İleriki yıllarda iyi yabancı getirirlerse kadrolarına sayı bence işte bir BOTAŞ, bir Birisa, bir İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş bunlar da katılabilir. Yani bütün dava bu. Sorulara nasıl olsa cevap vereceğiz. Bayan basketbolu iki tane takımın hegemonyasının dışında acaba başka takımlarda gelecek mi? Gelmesi lazım. Lazım tabii. Evet, telefonumuz hazır. İyi günler, Selim Saka Karabük'ten. Merhaba Selim. Merhaba Murat abi. Evet, seni dinliyoruz. Şu anda elektrikler kesildi. Sadece size telefondan ulaşabiliyorum. Ama ulaşabiliyorsun sonuçta. Evet. Benim ilk sorum Göksel Bey olacak. Evet. Bayan basketboluna ilgisizlik sizi hiç yıldırdı mı? Bir de İsmet abi olacak. Bayan Final Four'u şifreli mi olarak mı yayınlanacak? Peki Selim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Elektriklerin yanmasını diliyorum. Şimdi ilgisizliği biz değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani asist hep olarak hep birlikte. Şimdi başarı devam ettikçe de bu ilgisizlik gitgide azalacak yani. Şimdi ilgisizlik rekabet olmayışından ötürü vardı. Ben en basit şöyle örnek vereyim. Fenerbahçeli basın mensupları var. Biz futbol sahası hemen çalıştığımız yerin yanında. İşte onlar arkadaşımız, konuşuyoruz. Niçin bizim maçlara gelmiyorsunuz? Şampiyonu belli olan, gidip yenileceksiniz nasıl olsa. Hep Galatasaray niye gelelim diyorlar. Şimdi bizi Balıkesir dönüşü İstanbul'da karşıladılar filan. Bütün kanallar ilgilenmeye başladı. Rekabet girdiği zaman şu anda Galatasaray, her Fener, şeyde olduğu gibi. Diğer takımlar da girdiği zaman hem ilgi hem ben tahmin ediyorum sponsorlar da girecek. Televizyon canlı yayınlara başlayacak. Daha artacak bayan basketboluna da ilgi. Birkaç haftadır yani ben sadece basketbol yazan bir gazete dedim ama baktım bütün gazetelerde, bütün televizyonlarda sizlerden bahsediyor. Yani Aziz Yıldırım sadece erkek basketboluna değil mi? Evet, bayan basketboluna da büyük destek çıktı. Evet. Onu buradan bir kez daha kutluyoruz. Zaten basketbol adına alkışlıyoruz. Aziz Yıldırım, Osman Yalçın, Necdet Ersoy olsun. Bunlar bize hakikaten bayan takımına büyük destek ve sahip çıktılar. Evet, şimdi Final Four Süper Spor'da şifreli ama herhalde sonra yani o soruyu tam şu anda ben cevaplandıramam. Sen de cevaplandıramazsın ama sunacağız da şifreli diye biliyorum ben. Bir telefonumuz da hazırmış. Yiğit Turgut İzmir'den. Alo. Evet Yiğit, seni dinliyoruz. Merhaba. Murat abi, nasılsın? İyi, sağ ol. Önce kutluyorum Fenerbahçe'yi. 6 senelik Galatasaray saltanatına son verdiği için. Bir de doping konusunda geçen gün özel bir kanalda Fenerbahçe Galatasaray maçında bir ablamızın doping yaptığı gibi bir şey çıktı. O doğru mu acaba, onu soracaktım. Bir de ben Efes Pilsen taraftarıyım, çok koyu. Bu sene ligde Mirsad'ın oynamaması Efes Pilsen'in şampiyonluğunu nasıl etkiler, o da sana sorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Doping konusu bugün gazetelerde ufak bir haberler vardı. Şimdi esasında bu konu iyi oldu, sordu. Bu konu hakkında önce Galatasaraylı bir oyuncu da çıktı diye bizi aradılar. Bir iki gazete yazdı. Şimdi bizim oyuncu da çıktı diye yazdılar. Şaşırdık. Biz kulüp olarak bunu araştırdık tabii. Biz kulüp olarak da şey yaptık. Şu ana kadar daha idrarlar, affedersiniz, kontrol edilmemiş. Ankara'da duruyormuş. Bu ilk defa bayan basketbolu, bu futboldan sonra olan bir şey. İlk defa bir doping kontrolü yapıldı orada. Basın da bunu gördü. Şimdi bir yerden bir şeyler yakalamaya çalışıyorlar. O onu yapmış, bu yapmış. Yani resmi bir şey şu anda yok şu resmi anda. Olarak ve ilk olarak kulüplere söyleneceğini söylediler böyle bir şey olsa da. Yani bunu artık takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Hayır. Açıklanacağı zaman zaten her şey ortaya çıkacak. Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Ben görüşme fırsatı olmadı. Ben dün hemen telefon ettim. Dediler herkes yazıyor. Siz niye yazmıyorsunuz? Hemen Hacettepe Tıp Fakültesi'ni aradık. Doping merkezi orada. Aytekin Bey, doktor, profesör bu işin başında. Şu anda Münih'te. Ve Münih'te dopingle ilgili bir seminere katılmış. Şu anda buzdolabında neredeyse saklıyorlar, daha kapakları açılmamış.
Daha tahlil falan hiçbir şey yapılmamış. Mirsat'la ilgili de Mirsat tabii ki çok önemli bir oyuncu. Yani NBA draft edilen ilk Türk oyuncu. Efes onsuz oynadığı maçlarda zorlanıyor. Arar onu. Yani çok doğal bir şey bu. Evet, bir telefonumuz daha hazırmış. Gökmen Öder, Lefkoşa'dan, Kıbrıs'tan. Evet Gökmen, merhaba. Merhabalar. Öncelikle her hafta... Nasıl? Havalar nasıl Kıbrıs'ta? Biraz sohbet edelim. Murat abi, Kıbrıs'ta havalar çok iyi. Murat abi, sen beni tanırsın. Beraber çalışmıştık Taksim'de. Reebok'ta. Reklama giriyor Gökmen. Prospor. Ha, Prospor'da. He. Evet evet, sesin yabancı gelmiyor. Ne yapıyorsun Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta okuyorum. Tabii basketbol oynuyorum. Oynuyorsun. Evet. Peki sorunu alalım. Önce ben her hafta bu ilgili izlediğim bu programı yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Ben soru sormayacağım. Yalnızca Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe camiasına, abime ve bayan basketbolculara başarının devamını diliyorum. Ve şampiyon olacaklarına da inanıyorum. Teşekkür ederiz Gökmen. Sağ ol Gökmen. Kıbrıs'a selamlar. Gitti galiba. Evet. Sesi yabancı gelmedi. Evet. İstersen hemen telefon alalım. Alalım. Çünkü alalım. Tempoyu düşürmeyelim. Çok, bir de çok telefon varmış. Evet. Evet. Kemal Köprülü, Konya. Merhaba Kemal. Merhaba Murat abi. Kaç yaşındasın? Ben 13. 10 yaşındasın. 13. 13. Bayan basketbolunu takip ediyor musun? Tabii. İlk önce Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum Final Four'a kaldığı için. Bir de benim Didem ablaya bir sorum olacaktı. Tabii. Final Four'a ve son 6 senedir Türkiye şampiyonu olan Galatasaray'a karşı çıkarken bir korku hissettiler mi içlerinde? Ve soyunma odasında bir diyalog oldu mu böyle? Sağ ol, teşekkür ederiz Kemal. Teşekkürler böyle bir soru için. Biz bir kere bu maça inanmıştık, kazanacağımızı da biliyorduk. Çünkü Daçka'da oynadığımız maçı bir sayıyla kaybettik. Ve bunun tesadüf olmadığını gösterdik. Bizim için en önemlisi buydu. Ve bizim Aziz Yıldırım'a, başkanımıza bir sözümüz vardı. Galatasaray'ı yenmeden bu sezonu kapatmayacağız, bitirmeyeceğiz demiştik. Ve bu sözü de tuttuğumuza inanıyorum. Ve hiçbir korkumuz da yoktu. Zaten sonuçta biz galip geldik ve kupayı aldık. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz bütün arayanlara. Göksel'e çok teşekkür ediyoruz. Playoff'larda çok çetin bir... Değil mi? Seri bekliyor evet, bizi. Evet. Didem, sana da çok teşekkür ediyoruz. Biriniz imza atarken tabii, öbürünüz de duvarımızda. Yalnız tabii o Didem'in özel bir ricası var. Ha evet, özel bir ricam var. Neymiş o? Söyle. Hemen bir tane sor. Ben teknik üniversiteliyim. Kayınpederim teknik üniversite başkanı. Babam şöyle. Teknik üniversiteli abi. Yani şöyle. Ailecek teknik üniversiteliyiz. Ve bu potada benim şampiyonluk, bu potada da yaşadım ben. Buraya imza atmak istiyorum. Bu potada da oynadın. Evet, oynadım. O zaman Raif abinin yanına hemen tamam, imzanı at. Evet sevgili yanına, basketbol çok severler. İstersen bu kalemle yaz, geç böyle. Tamam. Galatasaray'a Final Four'da başarılar diliyoruz. Evet. FSP sene Kaunas'ta başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. 1998-99 Bayanlar Türkiye şiltini kazandığı için, Türkiye Kupası'nı kazandığı için onlara da başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür haftaya ederim, tekrar asiste birlikte olacağız. Son sözü her zaman olduğu gibi sana bırakıyorum. Teşekkürler. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok seviyoruz. Çaksam öyle.